Tüm dünyayı etkileyen bir salgınla mücadele ediyoruz. Covid-19'la pandemi gerçeği hayatımızın tam ortasına yerleşti. Sıra dışı bir deneyimle alışkanlıklarımız, tercihlerimiz, yaşam koşullarımız değişmek zorunda kaldı. Küresel anlamda yaşadığımız bu zorlu sürece rağmen Doğuş ailesi gelişmeye devam etti ve bu süreci fırsata dönüştürmek için de tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya gibi biz de hızla dijitalleşiyoruz. Bu duruma daha hızlı adapte olmak için de tüm süreçlerimizde dönüşümün temellerini atmaya başladık. Artık tüm dünyada olduğu gibi bizim de gündemimizde sürdürülebilirlik ön sıralarda. Sürdürülebilirliğin daha da anlam kazandığı pandemiyle çevresel ve ekonomik etkilerimizi dengelemek ve dönüşmek için yıllardır masalarımızda görmeye alıştığımız Biz de dergisini artık YouTube kanalımız üzerinden sizlerle buluşturuyoruz. Her yerden erişim sağlayabileceğiniz yenilikçi ve dolu dolu içeriğiyle Biz de TV bundan böyle sizlere buradan seslenecek. Peki yenilenen Biz de TV'de bizi neler bekliyor? Grubumuza ait en yeni haberler, yöneticilerimizin gündem başlıkları, keyifli sohbetler, içeriklerimizden bazıları. Dilerseniz gelin bu bölümdeki sürprizlere kısaca göz atalım. Babam bir devlet memuru olmasına rağmen uzun süreler, yani Aralık ayında bile balığa çıkmayı böyle kendine keyif edinmiş bir kişiydi hakikaten. Ben o günden beri deniz benim ayrılmaz bir parçam. Yoğunlaşan iş hayatımızda pratik, hızlı ve sağlıklı lezzetler artık çok büyük önem taşıyor. Ben bile eve gittiğimde en kısa sürede hem karnımı doyuracak hem beni lezzetiyle memnun edecek tabaklar peşinde koşuyorum. Bugün tabaklarımızı da ona göre belirledik. Doğuş grubu bugünün kaynaklarıyla memleketimize hizmet ederken gelecek kuşaklara da iyi bir gelecek bırakmak gerektiğinin farkında. Burada İstanbullu kentli denizle yan yana yakına gelebileceği 1,5 kilometreye yakın bir şeride sahip olacak. Tabii ki uçmak isterdim. Zamanda yolculuk etmek isterdim. Tüm canlılarla konuşabilmek derdim. Hoş geldiniz Nafiz Bey. Hoş bulduk sevgili Burcu. Koronavirüste hayatımızda birçok şey değişti. İş hayatımız, sosyal hayatımız. Aslında büyük bir değişim ve dönüşüme girdik bu süreç içerisinde. Biraz bahseder misiniz? Bizler nasıl girdik bu değişim ve dönüşüme? Evet ya, çok teşekkür ediyorum hakikaten. Şu anda bütün dünya gündemini de oluşturan konu bu değişim aslında baktığımız zaman. Aslında tabii değişim son 10 yıldır, içinde bulunduğumuz 10 yıldır yani pandemi sürecinden de bağımsız olarak bütün dünyayı aslında etkisi altına almıştı. Çünkü teknolojideki ciddi değişimler, ciddi gelişmeler zaten değişimi bizim hayatımızın ayrılmaz parçası haline getirmişti. İnsanlar değişiyordu, tüketici alışkanlıkları değişiyordu, şirketler değişiyordu, buna ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Fakat tabii pandemi biraz da bunu seçilebilir, tercih edilebilir bir konu olmaktan çıkartıp bir anlamda zorunlu haline getirdi bu değişimi. Hı hı. Yani pandeminin değişimle ilgili sunduğu, bize öğrettiği en büyük bence unsur bu oldu diye düşünüyorum. Yani nasıl? Mesela örnek vermek gerekirse bir kere tüketici alışkanlıkları değişti. Çünkü sağlık en önemli konu haline geldi. Sağlıkla birlikte de tabii sağlık demek güven demek. Dolayısıyla insanlar güvenmedikleri yerlere gitmez oldular. Güvendikleri restoranlarda yemek yemeyi seçtiler. Güvendikleri eğlence yerlerine, biraz zor da olsa en azından güven unsurunu oldukları markalara birazcık yöneldiler. Dolayısıyla da tabii bizim de içinde bulunduğumuz Doğuş grubu da güven dediğimiz zaman buradan ayırmamak gerekir açıkçası. Çünkü biz de gerçekten kendi sağlık, senin de çok iyi bildiğin gibi sağlık danışma kurulumuzu kurup bütün sektörlerimiz itibariyle tek tek süreçlerimizi onların elinden geçirtip onların önerileri doğrultusunda önlem aldık. Artık şirketlerin çok büyük kısımları evlerinden çalışıyor, uzaktan çalışıyor ve de şu anda neyi tartışıyoruz biliyor musun? Sonuç olarak acaba eski günlere geri dönecek mi? Pandemi kalksa bile bu evden çalışma devamlı ve vazgeçilmez bir süreç olarak hayatımızda kalacak mı? Bunu da hepimiz aslında zamanla göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Evet, aynen öyle. Aslında değişim demişken Feris Bey başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz bizim sunumlarında her zaman değişim sözcüğünü kullanıyorlar. Siz de evet. Uzun yıllar Doğuş grubunda çalışan bir yönetici olarak her zaman değişim dediniz sözünüze başlarken de. Şimdi tabii grubumuzu nasıl bir değişim bekliyor, bunu da merak ediyoruz. Evet, bu da tabii çok önemli bir konu. Değişim, sevgili Burcu, senin de söylediğin gibi zaten sevgili patronumuz, sayın patronumuz Ferit Çangin olduğu yerde zaten değişimli olmaması mümkün değil.
Çünkü onun o kadar dinamik bir beyni var ki ben bunu gerçekten 21 yılı aşkın süredir Doğuş grubunun bir çalışanı olarak, üst düzey bir yöneticisi olarak her aşamada hissettim. Daha önce uzun yıllar Garanti Bankası'nda çeşitli görevlerden sorumlu üst düzey yönetimde bulundum. Doğuş grubunun da o zaman Garanti Bankası. Şimdi de son 4 yıldır da Doğuş grubunun çeşitli şirketlerinin yönetim kademelerinde bulunuyorum. Şimdi Doğuş grubuna baktığımız zaman da gerçekten yine çok büyük bir değişimin içindeyiz. Yine Ferit Bey'in vizyonuyla 3.0'ı başlattık. Ve dolayısıyla 3.0 artık Doğuş'un kılcal damarlarına ulaşacak sonuç olarak bir yeni çalışma sistemi diyebiliriz buna kısaca. Mesela bunun içinde neler var? Bunun içinde çeşitli her kademeden arkadaşlarımızın katıldığı çeşitli çalışma grupları kurduk. Komiteler Doğuş'un, aslında bir evet, bir anlamda komiteler. Herkes bütün fikrini söyler, herkes imece usulü çalışır. Ast üst ilişkisi yoktur. En alttaki kişi büyük bir cesaretle fikrini söyler. Kademe anlamında alttaki derken hiç kimse altta değil Doğuş'ta zaten. Dolayısıyla biz Doğuş olarak böyle bir değişim sürecinin içerisine giriyoruz. Tüm kademelerimizde başta Ferit Bey'le başlıyor. Çünkü bize bunun ilk ipuçlarını geçtiğimiz sene Doğuş Talks'taki konuşmasında vermişti Ferit Bey. Orada zaten hitap ederken Doğuş'ta değişimin başladığının işaretini vermişti. Tabii dijitalleşmenin de merkezindeyiz. Bir Doğuş grubu çalışanı olarak her bölümdeki bütün arkadaşlarımız öyle. Tabii bundan mahrum kalmamız mümkün değil, olmuyor. Aslında olmak da istemiyoruz. Çünkü her türlü yeniliğe açık bir grubuz açıkçası. Ama biz eskiden beri biz D'yi diye tanımlayacağım. Bunu masalarımızda görmeye alıştık. Evet. Bu değişimden ve dönüşümden biz D de nasibini etkilendi. Aldı. Aynen etkilendi. Öyle. Evet. Ve şimdi yeni bir YouTube kanalı. Aslında yeni bir çocuğumuz da diyebiliriz buna. Nasıl doğdu biz D YouTube kanalı? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki artık basılı dergilerimiz ne yazık ki eskisi kadar okunmuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da zaten bu gelişim böyle. Dolayısıyla bir kere böyle bir trend var. Bu trendin arkasında duramazsın, akıntıya kürek çekemezsin. Bir kere bir, bizde'nin dijital ortama alınmasının arkasında yatan nedenlerden bir tanesi de buydu. Çünkü biz değişen trendleri çok yakından takip eden bir grubuz Doğuş olarak. Dolayısıyla bir bu vardı. İki, demin altını çizdim, sürdürülebilirlik. Yani bu kadar önem verdiğimiz bir yerde sürdürülebilirlikte niye kağıt sarfiyatını körükleyelim, arttıralım? Yani dijital ortama bunu alarak aslında bir anlamda sürdürülebilirlik tarafında da bir oraya da bir katkı yapmış oluyorduk. Ve dolayısıyla biz D'yi bu şekilde düşündüğümüz zaman artık teknolojiden de yararlanarak dijital ortama almaya karar verdik. Tabii bu hepimiz için aslında tüm çalışanlar için çok heyecan verici. Biz D'nin dijitalleşmesi. İçerikleri de merak ediyoruz. Neler olacak içerikler? Evet, içerikler aslında bir kere hep içinde röportajlar vardı biliyorsun. O röportajlar aynen devam ediyor olacak bir kere. Ama ne olacak? Dijital ortamda. Bunu aslında belki de daha tatlı bir şekilde, daha sıcak bir şekilde aslında izleyebilme şansı bulacak hakikaten Doğuşlular yeni dönemde. Bu çok önemli. Onun ötesinde biz yeni değişen Doğuş'ta zaten birbiriyle daha çok konuşan bir Doğuş'u hedefliyoruz. Bu da çok önemli. O demin söylediğim çalışma gruplarının birçoğu zaten buna da hizmet ediyor çeşitli yönleriyle. Artık burada üst yöneticilerimizin ajandaları hakkında bilgi alabilecek Doğuşlular, yani hep bakabilecekler Ferit Bey'in ajandası ne var, nereye bakıyor, bir Ali Bilaloğlu acaba neleri hedefliyor, nasıl bir ajandaya sahip, Nafiz Karadere ne yapıyor, bu çok önemli. Dolayısıyla artı medya grubumuzda ne gibi yenilikler var, bunları paylaşıyor olacağız söyleşilerimizde. Doğuş Otomotiv yeni dünyaya nasıl bakıyor, yeni gelişen teknolojiler nasıl bu sektörü etkiledi, biz buna nasıl ayak uyduruyoruz, inşaat sektörümüz hangi yeni projeleri alıyor. Dolayısıyla yani Doğuş çalışanları birbirinden çok daha haberdar, çok daha kol kola bir yapıya kavuşacaklar ve de bu aslında yeni bizde, dijital bizde bir anlamda hep beraber herkesin katkısıyla gelişecek ve bundan sonraki içeriğini de yine diğer Doğuş konularında olduğu gibi hep beraber yaratacağız biz de. Biraz daha kişiselleştirerek birkaç sorum olacak. Bu yoğun tempoda hem maskeli hem de mesafeli sosyal hayatımızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl adapte oldunuz? Eyvah. Şöyle eyvah. Burada bazı söyleyecek çünkü ben çok samimi olmayı gerçekten seven bir kişiyim. Evet biliyorum. Onun için biz bize olduğumuz için de çok rahat söyleyeceğim.
Evet, ben işim gereği bir kere medyada bulunduğum için, medya biliyorsunuz bütün pandemi boyunca açıktı. Dolayısıyla biz home office çalışmadık. Onun için ben her gün mesaime, bir de bankadan kalma alışkanlıkla sabah 8.30'da buraya gelip mesaime başladım. Tabii ki maskemi taktım. Tabii ki arabada seyahat ederken bile maskemi kullandım. Hiçbir zaman imtina etmedim. Masamın kenarında bugün şurada kameralarda gözükmüyor ama herhalde ellerim alerji oldu o yüzden. Evet. Sürekli her fırsatta dezenfektanlarımı kullanıyorum. Masam günde iki kere temizleniyor. Fakat bunu yapıyorum. Çok seyahat ediyorum. Çünkü benim oğullarım Amerika'da okuyor. Dolayısıyla bu ortamda Amerika'da kapılar açık olduğu müddetçe senede bir iki kere kendilerini görmeye gidiyorum açıkçası. Ama tabii ki bütün hijyen kurallarına dikkat ederek bunu yapıyorum. Döndükten sonra kendimi karantinaya alıyorum bir anlamda. Ama bunlar bir seyahat ziyareti değil. Çocuklar özellikle. Bunlar çocuklar için. Evet. Evet, normalde seyahati sevdiğinizi biliyoruz. Seyahat ziyareti de yapıyorum sevgili Burcu. Ben denize tutkun bir kişiyim. Benim ailem de öyleydi. Yani neredeyse denizde doğmuş bir adamım. Babam bir devlet memuru olmasına rağmen uzun süreler, yani Aralık ayında bile balığa çıkmayı böyle kendine keyif edinmiş bir kişiydi hakikaten. Ben o günden beri deniz benim ayrılmaz bir parçam. Onun için hafta sonları ben de Bodrum'a seyahat ediyorum. Orada hem bir evim var, bir de küçük bir teknem var. Dolayısıyla ondan da kendimi alıkoymuyorum. Ama dediğim gibi yine kurallara uyarak. Ama mutlaka bir kısıtlamalar olmuştur ama pandemi geçince gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal var mı? Mesela dünya turu gibi. Bunu duydum çünkü. Dünya turu yok. Ama şunu söyleyeyim. Benim bir hayalim vardı. Bunu da burada sevgili patronum, çok değerli Sayın Ferit Şahin'in de affına sığınarak o bu açıklamayı da yapmak istiyorum izninle. Ben aslında Garanti Bankası'ndan emekli olduğum zaman benim herkes bu deniz tutkumu bilir. Hı hı. Dolayısıyla bütün arkadaşlarım, çevrem, o zamanki genel müdürüm hepsi demişti ki Nabizim biz seni artık göremeyiz. Sen çıkarsın denizlere ve bir daha artık 6 ay mı dönmezsin, bir sene mi dönmezsin. Evet doğru, ben bunu aslında çok yapmak istedim. Hep de içimde böyle bir şey kaldı. Bunu yapmayı nasıl yapacağımı programlarken ben spor yapıyorum devamlı. O da hayatımın elmas parçası. Diyeceğime gittim yine. Ve Diyeceğim'de spor yaparken Sayın Ferit Şahenk oradaydı. Ve Ferit Şahenk dedi ki ne yapıyorsun oğlum, gidiyor musun? Bana dedi asmalık demiyor. Olur mu efendim dedim. Ben sizden zaten dedim randevu alıp zaten dedim işte emeklilik sürecimden falan söz edecektim dedim. Sen dedi benim orada toplantı odam var, gel biz seninle birazcık konuşalım orada dedi. Ben o günden sonra Doğuş Kurulu'na girdim. Ve bu o seyahat hayal oldu. Yine evet. Hayalim de bu durdu. Deniz turu, dünya turu vesaire. Evet, ondan evet, evet. Dediğim gibi ama ben çok mutluyum. Gerçekten Doğuş grubuna hizmet veriyor olmaktan ve hakikaten çok sevdiğim Sayın Ferit Şahenk'le birlikte bu kadar yakın çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi de çok şanslı addediyorum bu konuda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Samimi açıklamalarınız için. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Çok sağ ol. Benim için de öyle. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Burcu. Çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Yoğunlaşan iş hayatımızda pratik, hızlı ve sağlıklı lezzetler artık çok büyük önem taşıyor. Ben bile eve gittiğimde en kısa sürede hem karnımı doyuracak hem beni lezzetiyle memnun edecek tabaklar peşinde koşuyorum. Bugün tabaklarımızı da ona göre belirledik. Bir domates salatası yapacağız. Kiva'nın meşhur domates salatası. Daha sonra yine Kiva'nın ayranlı muhallebisi var. Bizim en çok satan tatlılarımızdan bir tanesi. Pazardan aldığımız sebzelerle Monokrom'un ızgara antrikot tabağını yapacağız. İlk önce tatlıyla başlayalım. Birebir ölçü krema ve ayranımız var. Şu ölçüdeki su bardağına bir adet de jelatin kullanacağız. Jelatini şimdi buzlu suyun içine bırakayım ben. Ayranı hiçbir şekilde ısıtmıyorsunuz çünkü ayran ısınırsa kesilir. Krema bir su bardağı. Bunun şeker oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ama ben 2 yemek kaşığı şeker koyacağım. Ve bunu ısınmaya bırakacağım. O ısınırken biz domates salatasına başlayalım. Çünkü bir jelatinin 10 dakika durması gerekiyor. Kafama göre domates alacağım. Yeşil domatesim var. Birkaç çeşit çeri alacağım. Kırmızı soğan var. Dün pazarda çok güzel acur buldum. Şimdi tam turşu mevsimi. Turşuluk kullanıyorlar ama biz bu salataya yine tekstür, kıtırlık eklemek için onu kullanacağız. Kesimini yaparken hiçbir kuralımız yok. Çok az çiğ kırmızı soğan. Çok ince kıyacağım. Salatalığı da İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz acurunuzu, salatalığınızı.
Yeşilliklerimi asla doğramayacağım. Biraz fesleğen alacağım. Onu yırttım. Biz salatalarda çok fazla yeşillik kullanmayı sevmiyoruz. Genelde hep elimiz maydanoza gidiyor ya da dereotuna gidiyor ama fesleğen, reyhan, tarhun bu salataya çok yakışır. Burada kırmızı soğan turşum var. Az önce çiğ soğanı doğradığım gibi doğradım. Çok az tuz, çok az şeker, biraz sirke. Ovuyorsunuz, bu annelerimiz kırmızı lahana yapar. O kırmızı lahanayı yapar gibi hafif kırmızı soğanı öldürüyorsunuz. Onu da ekleyeceğim. Sonra mayonez tenceresini alacağım tamamını. Zeytinyağı, biz erken hasat zeytinyağı kullanıyoruz. Kendi damak tadınıza göre istediğiniz zeytinyağını ekleyebilirsiniz. Çok çok az nar ekşisi. Daha sonra da sirke, karabiber. Şu bayat ekmekleri de en son içine atacağım. Yine biraz ekşilik katsın diye sumak kullanıyorum. Bu yeşillikleri göz kararı attım, arttırabilirsiniz. Salatamız hazır. Sunumu da gayet basit. İlk tabağımız hazır. Evet, şimdi kremamız ısındı. Kremayı koyduk. Krema kadar da soğuk ayranımız vardı. Ayranı soğuk tutmamızın sebebi kesilmesiydi, unutmayalım onu. Ayranı ekledik. Az önce suya koyduğum jelatini de çıkartıyorum. Fazla suyunu sıkıyorum. İçinde eriteceğim. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, eğer çok hızlı çırparsam köpük olmaya başlayacak ve tatlının üstünde kötü bir görüntüye sahip oluyor. O yüzden biraz daha kibar çırpmanızı isteyeceğim. Zaten jelatin erir erimez de tatlımız hazır. Şimdi tatlımızı porsiyonlayacağız, dolaba atacağız, sonra da ana yemeğimize geçeceğiz. Tatlımız hazır. Sadece donması için dolaba alacağım. Şimdi tatlımızı dolaba attık. Salatamız hazır. Bir 5 dakika içerisinde etimizi hazırlayacağız. Bugün size farklı bir şey göstereceğim. Bu pişirmenin tamamını mangalda yapacağız. Hem sebzelerimizi hem etimizi mangalda pişireceğiz. Şimdi etimizi alıyorum. Etin her iki tarafında tuzlayıp karabiberledikten sonra mangala atıyoruz. Evde mangal yakmak zorunda mısınız? Hayır. Kesinlikle bunu tavada da yapabilirsiniz ya da elektrikli ızgarada da yapabilirsiniz. Aynı tavada, sonuçta aynı şekilde servis edeceğim. Etimin pişmesi bir 6-8 dakika. Kuşkonmazın pişmesi de bir 6-8 dakika. O yüzden aynı anda atacağım. Sebzelere de biraz zeytinyağı, biraz tuz, biraz karabiber. Onları da mangala atıyorum etin yanına. Etlerimizi ve sebzelerimizi koyduk. Bu kalınlıktaki bir antrikot yaklaşık 6-8 dakikada pişecek. Sebzeler de o sırada hazır olacak. Biraz semizotum var. Semizotunu kullanacaksanız eğer hafif saplı bırakmanızı rica edeceğim. Çünkü çok fazla böyle küçük küçük ayıklarsanız ölüp kaybolacaktır mangalda. Yaprakları yağlarken yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi yaprağın üstüne yağ döküp sonra da yaprağı sıkmamız. O zaten onun ölmesine sebep oluyor. O yüzden mayonez tenceresinin etrafını yağlayıp, tuzlayıp biraz böyle sevginize dokunur gibi yaprakları katlamanızı rica ediyorum. Ki ölmesinler. Sebzelerin bir yüzü hazır. Bir de yaptığımız en büyük hataların ikincisi, bir şeyi mangala koyduğumuzda ya da tavaya koyduğumuzda sürekli oynuyoruz. Fark ettiyseniz ben hiç dokunmadım. Zaten etin kenarlarından piştiğini ve beni çevirmeye hazır olduğunu et size söylüyor. Etimizi çeviriyoruz. Aynı şekilde de sebzelerimizi çeviriyoruz. Son bir dakika kala. Siz bunu tavada yapıyorsanız eğer etinizi çevirdikten sonra yeşillikleri de ekleyebilirsiniz. Bu noktada biraz şu kaçan dumanın yeşillikleri hem emmesi adına hem de lezzet vermesi adına mangalın kapağını kapatacağım. Eğer evde yapıyorsanız tencere tabağını, tavanın kapağını ya da bir tencere kapağıyla aynı işlemi görebilirsiniz. Yeşilliklerim pişti. Şimdi etimi koyacağım. Eti koyduktan sonra da yeşilliklerle süsleyeceğim. Çok az zeytinyağı koyacağım. Şimdi zeytinyağını koyduk. Salatamız hazır. Etimizi de hazır ettik. Şimdi tatlımızı da bitirelim. Afiyetle yiyelim. Burada çifte kavrulmuş pikolo fındığı var. Ondan istediğiniz, keyfinize göre atıyorsunuz. Ve yemeğe hazır. Afiyet olsun.
grubun içerisinde daha önce bu konuda çok büyük tecrübeleri olan bir ekip bir araya getirdi ki ben de bu ekibin bir elemanıyım, bir çalışanıyım. Ama Nafiz Bey'in liderliğinde, Nafiz Karadeniz'in liderliğinde böyle büyük bir ekip oluşturuldu. Bu ekip farklı farklı uzmanlıklara sahip arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulu üyeleri var, iletişimde konusunda çalışanlar var, IT tarafında çalışanlar var. Dolayısıyla çok iyi dış kaynaktan aldığımız bir danışmanlığımız var. Dolayısıyla hep beraber bu şekilde Doğuş grubunu geleceğe taşıyacak süreçleri ortaya çıkarmak, münferit şirketlerin yaptığı işleri doğru şekilde konumlayabilmek, onların yaptıkları işleri daha da iyi farkındalığını arttırmak bizim ana amaçlarımız oldu. Bu çalışmaların koordinasyonu, tüm grupta bunları görünür kılmak, çalışanların operasyonda sürdürülebilirlik bilincini yerleştirmek ve daha doğrusu ana akımlaştırabilmek için sürdürülebilirliği çalışmaları yapmak için bir araya geldik. Grubumuz açıkçası çevik anlayışla yönettiğimiz bir grup. Hep iki haftalık sprintler koşuyoruz. Hep buralarda hızlı hızlı aksiyonlar alıp dediğim gibi kişilerin hayatına dokunacak, şirketlerin hayatına dokunacak, şirket kararlarını geleceğe taşıyacak süreçleri, sürdürülebilirlik süreçlerini oturtmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin hayatın parçası olması, yönetim ve yaşam tarzının içerisine dahil olması bizim ana hedeflerimiz arasında. Bu tabii bir anlamda kültürel bir değişim de getiriyor. Bunu yapabiliyor olmak için bu enstrümanların kullanılması, bu yolların araştırılıp mümkün kılınması bizim ana hedeflerimizin arasında. Bizim bu dijitalleşme gibi veya bu aldığımız dediğim gibi pandemiye yönelik ya da bulaşıcı hastalıklara yönelik aldığımız önlemler gibi başta aldığımız önemli bulgular diyeyim. Bizim bu anda başımıza geldiği zaman çok hızlı cevap verebilmemizi sağladı. Bu da açıkçası çok fazla şirketin yapabileceği, gösterebileceği refleksler değil. Ben açıkçası Doğuş grubunu 10 yıl sonra da bu tip risklerini hızlı bir şekilde yönetebileceğine, hızlı cevapları verebileceğine, bunları çok öncesinde öngörüleriyle beraber senaryolarını yaratabileceğini bugünden söyleyebiliyorum. Açıkçası çok daha sağlıklı günler bu anlamda hem operasyon anlamında hem de gerçek anlamda, sağlık anlamında öngörülerimizi çok daha pozitif yapabiliyoruz. Buradaki iki tane kritik nokta var. Bir, bu işin bitmemesi, hep sürekli devam etmesi. Yani kendi içerisinde momentumunu hiç yitirmeden devam etmesi. Dolayısıyla yani sonsuz bir oyun dediğim gibi bir taraftan da daha yapacak çok işimiz var. Orada da onun da çok farkındayız. Son derece önemli bir soru. Neden? Çünkü bu vizyon cümlesini Sayın Şahenk'le de beraber olduğumuz bir toplantıda bunu çıkardık. Onun onayıyla yayınlandı. Dolayısıyla grubun bu konudaki Doğuş 3.0'ın uzantısındaki görüşünü yansıttığını net bir şekilde söyleyebilirim. Hatırladığım kadarıyla söylemeye çalışayım. Doğuş grubu bugünün kaynaklarıyla memleketimize hizmet ederken gelecek kuşaklara da iyi bir gelecek bırakmak gerektiğinin farkında ve kurumsal bir vatandaş olarak çalışanlarını, müşterilerini, misafirlerini, iş ortaklarını ve yatırımcılarını aslında toplumu çok önemsiyor. Dolayısıyla sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan bu konudaki yükümlülüklerinin farkında, bunu hayatının bir parçası olarak almaya, yönetsel ve yaşam tarzı olarak da benimsemeye bir kalıcı bir anlayış olarak benimsiyor, görüyor dersem tabii ki 3 aşağı 5 yukarı söyleyebildim ama şunu söyleyebilirim. Bizim bir mikro sitemiz var. Bu çalışmaların bütün çıktılarını görebileceğimiz. Dolayısıyla arkadaşlarımız oradan birebir cümleyi oradan takip ederlerse çok daha anlamlı bir şekilde anlayacaklar. Çünkü her cümlenin altında çok önemli ifadeler var. Memleketimize kalıcı olmak, anlayış olarak yansıtmak, yönetim anlayışı olarak benimsemek, misafirlerimize dediğiniz zaman bütün hepsine kapsayıcı bir çalışma yapmaya çalıştık açıkçası. Dolayısıyla bu bizim bu konudaki çalışmalarımızı, anlayışımızı, vizyonumuzu net bir şekilde yansıtıyor diye düşünüyorum. Tokyo'ya olimpiyat kotası alan ilk Türk sporcu oldu. Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlara hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Üçüncü kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hazırlanan Alican Kaynar'ın bu defa hedefi büyük. Yelken sporu Türkiye olarak çok bilgi birikimi biriktirdiğimiz bir branş değil. Şimdi rakiplerimize göre aslında Türkiye olarak ben ve diğer arkadaşlarım biraz arkadan geliyoruz. Burada artık bizim kullanabileceğimiz her ekstra gün olimpiyattaki sonuçlarımızı çok
faydası olacak. O yüzden bir taraftan aslında ertelenmesi bizim için bir avantaj. Bunu da iyi bir şekilde kullanırsak madalya ihtimalimizi daha çok arttıracağımızı düşünüyorum. Kaynar 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nı 18. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı ise 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu olan Kaynar, istikrarlı bir sporcu oluşunda hem kulüp hem de sponsor desteğinin önemli olduğu görüşünde. Fenerbahçe benim için aile. Hem beni sahiplenmeleri, bugünkü performansıma gelmeme sağlamaları aynı zamanda acayip bir şey veriyor, duygusal bir bağlılık veriyor. Doğuş grubunun sağladığı destek, Türk yelken tarihindeki en büyük destek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve yine son dönemdeki derecelerimize bakarsanız aslında tüm branşlarda destekle paralel oranda derecelerde gelmiş oluyor. Buradaki maddi destek de tabii çok önemli. Sadece maddi destek değil, manevi destek de alıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde de tabii bunu çok yakından hissettik. Bütün dünyadaki spor branşlarında birden bütçeler düşerken Doğuş'un bir sene daha olimpiyatın ertelenmesine göre bir sene daha destek olacağını hemen öğrenmemiz, orada herhangi bir kaygıya düşmememiz de bizim için çok değerliydi. Şimdi burası dünyanın en ilginç yerlerinden bir tanesi. Üç ayrı denizin kesişme noktası, yani Marmara'nın, Boğaz'ın ve Haliç'in. Her zaman da tarih boyunca da çok ilginç stratejik bir mevki olmuş. Bizans döneminde, hatta erken Bizans döneminde iki tane liman var Marmara'ya doğru bakan. Fakat hem alüvyonlarla orasının dolmasından dolayı hem de rüzgardan dolayı zaman içinde liman buraya gelmiş. Haliç'in içine gelmiş doğal olarak. Şehrin de bu tarafı özellikle Cenevizlilerin. Cenevizliler 13. yüzyıldaki Latin istilasından sonra burada kalanlar. Dolayısıyla da kendilerine bir şehir kurmuşlar Haliç'in karşı tarafına. Etrafında surlarla çevirmişler. İstanbul'un fethi sırasında da Fatih ile anlaştıkları için Fatih onlara dokunmamış. Onlar da burada çok uzun süreler yaşamaya devam etmişler. Surlar ilginç bir şekilde denize kadar iner. Yani Galata Kulesi'nden Unkapanı Köprüsü'ne kadar gidin. Oradan buraya kadar gelin. O üçgenin içi tamamıyla eski Ceneviz. Çok da yeşil bir yer. Matrakçı Nasuh'un çizimlerinde çok güzel görülür buradaki köşkler, meyve bahçeleri, selvi ağaçları. Onlara kalmış gayet de ilginç bir hayat olmuş. Osmanlı devrinde de burası nispeten kendi içinde bir özerk bölge olmuş. Fakat büyümemesi için de derhal her iki tarafına birer kışla yapılmış. Yani Kasımpaşa tarafına deniz kışlası yapılmış, bu tarafa da tophane konmuş. Dolayısıyla şehrin büyüme şansı kalmamış. Zaten üst tarafı mezarlık, bugünkü Taksim'in olduğu yerler. Tophane buraya getirilmiş ve hem de sarayın karşısında olduğu için padişahın da çok kolay denetleyebildiği yer. Öyle baktığımız zaman bir kere şehrin önemli merkezi haline geliyor. Çünkü bir tarafta surlar var, onun arkasından da hemen bir askeri bölge. Dolayısıyla halkın çok da yanaşamadığı yer. Ceneviz'in kapılarından ticaret çalışıyor. Pek çok iskele var ve şehir oradan mal alıp mal verebiliyor. Zaman içinde tabii liman çok daha genişlemeye başlıyor. Çünkü Osmanlı'da bu çok net olarak hesaplanmış bir yer. Eminönü tarafı ve bu taraf kimin hangi malın nereden geleceği, nerede tartılacağı, ne yapılacağı hesaplı. Ve bunların hepsi İtalyanca'daki capanna lafından gelen kapanlarda yapılıyor. Yani tartı ve depo yerleri, un kapanı, bal kapanı, yağ kapanı gibi laflar aslında işte bu capannalardan, yani Anadolu'nun pek çok yerinden gelip burada depolanıp bütün İstanbul'a dağıtılacak yerler. İşte Michel Paşa daha sonra Osmanlılarla beraber bir tane şirket kurar. %79'u onların, %21'i Osmanlılara ait olmak üzere Osmanlı İstanbul dokları anonim şirketi diye. Burada inanılmaz paralar kazanır. Osmanlı ilk defa para kazanıyordur. Birilerinin gelip burada malı indirip mal bindirmesinden. Yani deniz ticaretinin farkına varılması dahi ancak 19. yüzyılın sonlarıdır. Ticari liman vasfını kaybedip de onların Haydarpaşa Limanı'na alınmasından sonra burası gerçek bir depo haline gelmiş. Hatta gümrükten çekilmemiş arabalar mezarlığı haline geldiği bir dönem dahi vardır. Dolayısıyla atıl kalmış. Daha sonra işte hafif açılabildiğinde, yani antrepoların başka işlevler yüklenmesi, işte İstanbul Modern vesaire gibi işlemler yüklendiğinde dahi hala daha denizin dibine kadar gidilemez. Demir parmaklıklar vardır, kafesler, teller vardır çünkü gümrüklü alandır. Onun için de belki de ta Topçu Kışlası'ndan vesaireden hesaplarsak, İlk defa 1820'lerden, 1800'lerin başından beri, yani belki birazcık daha da eskisinden beri ilk defa insanlar denizin kenarına kadar yürüyebileceklerdir. Bu şehirde denizler daima ya yollarla kesilir, ya demir yollarıyla kesilir, ya asfaltlarla kesilir. İlk defa burada İstanbullu kentli
denizle yan yana yakına gelebileceği 1,5 kilometreye yakın bir şeride sahip olacak. Burada durduğunuz zaman karşıda Topkapı Sarayı'nı, işte Ayasofya'yı, bütün camileri, aynı zamanda Kadıköy tarafını, Selim Yakışlısı'nı, aynı zamanda adalara kadar görüyorsunuz. Yani İstanbul'da olduğunuzu hissedebileceğiniz pek nadir yerlerden bir tanesi. Hele hele biraz daha fazla meraklıysanız, burada detaylarına çok fazla girmeyeceğimiz kadar konuyu her 10 metre 50 metrede bir yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla kafanızı kaldırıp da her merak ettiğiniz konuda arkasından ciltlerle kitap olacak kadar konu çıkacaktır. Yani bazı şehirlerde yaşamanın zevki vardır. Ya şehri hissetmek, şehirle sevişmek gerekir. Siz şehri severseniz o da sizi sevecektir. Burası insanların kenti sevmesine, kentin de onları sevmesine sebep olacağını umuyorum. Ailemle beraber vakit geçirdim. Farklı alternatif yolların da özellikle iş yapmak konusunda oldukça kullanışlı olabileceğini fark ettik. Bunların belki birincisi bu video call dediğimiz görüşmeler. Benim 2 yaşında bir kızım var. En büyük değişiklik aslında onunla daha fazla zaman geçirebilmek oldu. Birazcık daha fazla kendime vakit ayırabildiğim ve daha fazla projeler hakkında düşünebildiğim bir dönem olduğu için aslında hem Eksen için hem benim için de güzel bir dönem oldu. Bir projenin çıktısının aslında Ferit Bey'le değerlendirilmesi ve bütün grubun sahiplenmesiydi. Müdürler toplantısı Antalya. Herkesi görme, beraber olma, o coşkuyu beraber yaşama imkanı bulduk. Çok da keyifli geçmişti. 2 yıldır Doğuş gruptayım ki zaten benim en büyük hedefim burada çalışmaktı. O yüzden aslında her günüm en özel gün diyebilirim. Çok özel bir projeyi hayata geçirdiğimiz bir gün ve başarılı olduğunu gözlemledik. O gün en güzel günümdü. Ya burası bir okul gibi. Ben hiçbir okula bu kadar uzun süre gitmedim. Öğrenmek. Güvende olmak, güvende hissetmek. Kesinlikle bir ailenin, büyük bir ailenin üyesi olmak. Bence tamamen bir ailede çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. En güzel yanlarından biri bu. Zaman geçtikçe kendinizi böyle daha bir ailenin içinde görüyorsunuz. İnsana yaptığı işin kendi içindeki heyecanını, gücünü, varlığını hissettiriyor. Birlikten kuvvet doğar. Her şeye hazırlıklı olmak aslında ve her şeye alternatif bir çözüm bulabilmek. Hayal etmeyi bırakmamak. Mütevazı olmak. Öğrenmenin sonu yok. Tabii ki uçmak isterdim. Zamanda yolculuk etmek isterdim. Tüm canlılarla konuşabilmek derdim. Geleceği görebilmek. Böyle biraz bilinçaltı okumak isterdim. Apple'ın hayat hikayesi, yani oluşum hikayesi. Kariyerle ilgili olarak Simon Sinek'i takip ediyorum. O gerçekten ilham veriyor. İş olarak benim idolüm Jean-Claude Biver. Farklı bir yanda sektöre verdiği etkisiyle Tom Ford. Benim için müzisyenler tabii ki ilham verenler. Yani onların dedikleri, söyledikleri benim için her zaman çok önemli oluyor. Onların da başında Patti Smith'i sayabilirim. Bir gün tekrar Bali'ye gidebilmek. Bu saatten sonra çok iyi bir ressam olamayacağıma göre hayalimdeki ressamların resimlerini alabilmek. Ben geriye baktığımda değil ama benden bir sonraki jenerasyon bana baktığında iyi ki onunla tanışma fırsatı bulmuşuz demeleri olur. Belki iyi bir enstrüman çalmak. Kaç yaşında olursam olayım, ne şartta olursam olayım, hep hayal edebilmek.
Radyo Voyage'ın bizde takipçilerine özel hazırlamış olduğu Spotify listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.